Dünya bir insan olsaydı, gözleri denizler, saçları bulutlar, yüzü de bozkır olur derdi anam. Peki ya ev? Evimiz demiştim. Evimiz bu dünyanın nesi oluyor? Galbi demişti anam. Merhamet dolu galbi olur demişti. Derdine çilesine koşar, kanayan yaralarını sarar insanın. Hiç yapamasa akan gözyaşına bir mendil uzatır. Anamın mendili sihirli gibiydi. Ne zaman uzatsa, ne zaman silsem akan yaşımı, sanki bütün acılarım çekilip giderdi. Sonra bir gün onun o gülümseyen yüzünün çekilip gittiği gibi. Dünyanın galbi gurur mu? Guruyormuş. Çatlamış topraklar gibi guruyormuş. Benim yuvam da kurudu. Bir traktör kasasında kurudu. Patlayan bir tekerle kurudu. Bir şarampolün en dibinde kurudu. O gün öğrendim ben acı neymiş. O gün öğrendim ağlamak neymiş. O gün öğrendim kimsesiz kalmak neymiş. Ve o gün öğrendim dünyanın galibi tam olarak anammış. Yuva falan değil. Dünyanın galbi analarımızmış. Ben Mihriban. Yemekçi Hacer'in yeni gelini Mihriban. Ailemi bir traktör kazasında kaybettim. Tarlaya giderken devrilen bir remorkun kasasında yitip gitti her şey. O günden sonra ne zaman ağlasam bir mendil uzatanım olmadı. Gözyaşımı silenim olmadı. Bu dünyada ne öğrendin derseniz bana, dünya bir insan olsaydı eğer galbi anam olurdu. O gidince taş kesildi çünkü. Dünya taş kesildi. Ben de taş kesildim.
Sen bana mı getirdin bunu? Ehl olmazsa bilinmezmiş. Ehl olmazsa bilinmezmiş. Dertler girince araya bakmazmış gözde karaya. Gözde senin için demişlerdi ki bana, bir deliyle mi evleneceksin? Sonra ben senin o araya şeker verdiğini gördüm. İçinde bir yerlerde bir sürü akıllı da olmayan bir kalp var sende. Taş kesilmiş dünyada bile olmayan bir kalp var. Sen deli değilsin. Sen yaralanmışsın. Ben de yaralandım. Yaralan ne demek olduğunu iyi bilirim. Yarayla alay etmem. Rıfat. Sen çok iyi bir insansın. Sen duysan da duymasan da ben senin için çok iyi bir eş olacağım. Yani en azından olmaya çalışacağım. Ayrıca ben duyduğunu da biliyorum. Hem de akıllıyım diye gezinenlerin nicesinden daha iyi duyduğunu biliyorum. Benler için sağ olun.